İlk olarak İsraildə fövqəladə hökumət yaradılıb. Bu barədə və ümumiyyətlə digər bütün məsələlərin fonunda nələrin baş verdiyini Haber Global'ın müxbiri Emre Qaraca bizimlə bölüşəcək. Hazırda İsraildədir və son məlumatları Emre Bey'dən öyrənəcək. Emre Bey, salamlayırıq sizi. Evet, selamlar, teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, gündemi son baş verenleri öğrenmek istedik sizden, buyurun. Çok teşekkürler. Şu anda Doğu Kudüs'teyim. Eskişehir'den Şam Kapısı'nın hemen önündeyim. Burası Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılmış surlar. Önemli ve sembolik bir yer. Peki neden buradayım? Çünkü yarın bir cuma namazı bekleniyor biliyorsunuz. Cuma namazı sonrasında olayların olma ihtimali var. Yani olayların merkeze, Kudüs'e de taşınma ihtimali var. O yüzden yarın gözler bu alana çevrilecek. Şam Kapısı'na ve çevresine çevrilecek. Burada hadiselerin meydana gelme ihtimali bulunuyor. Tabii gözaltına alınmalar, yaralanmalar gibi istemediğimiz olaylar yarın buraya da cereyan edebilir. Peki İsrail'de, Kudüs'te neler oluyor? Buralarda neler yaşanıyor? Özellikle ülkenin güneyinde yer alan Aşkelon ve Siderot gibi şehirlerde Hamas'ın füze saldırıları devam ediyor bir yandan. Demir kubbe sistemi aktif oluyor ve bu sistemin aktif olmasıyla birlikte engelliyor o füzeleri genel olarak diyebiliriz. Ama tabii ki bir tehdit unsuru devam ediyor. Tabii Gazze'de durum oldukça kötü. Gazze'deki durumun oldukça sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Gazze'de şu anda can kaybı sayısı 1100'ü geçmiş durumda. 1100'den fazla insan hayatını kaybetmiş durumda Gazze'de. Bununla birlikte İsrail'de İsrail vatandaşı ölü sayısı da 1200'ü geçmiş durumda. Yaklaşık 1200 vatandaşın İsrail'de hayatını kaybettiğini belirtebilirim. Gerilim tırmanıyor. Anthony Blinken, ABD Dışişleri Bakanı İsrail'e geliyor. Onun gelmesiyle birlikte hem İsrail yetkililerle görüşecek hem de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşecek. Şu anda bir uzlaşı kapısı da aralanıyor. Bir uzlaşı mümkün mü diye tartışılıyor diyebilirim. Bir kara harekatı olacak mı? Karadan Gazze'ye giriş olacak mı İsrail'de? Bu konuda hazırlıklar var. Devlette askeri makamlarda yapılan açıklamalar var. Onlar bir kara harekatı yapılabileceğine dair sinyal, işaret veriyor. O açıdan da önemli olacak. Şu an gözler tamamen artık Gazze'ye kara operasyonu yapılır mı, yapılmaz mı? Onda olacak. Bir başka önemli siyasi mesele, yeni bir hükümet teşekkül etti. Yeni bir hükümet kuruldu burada. Çünkü Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu burada muhaliflerle anlaştı ve bu savaş ilan ettikleri için, gerilimli bir dönem olduğu için, sıkıntılı bir dönem olduğu için bir ulusal birlik hükümeti kurdu. Bu hükümetle birlikte yeni bir döneme geçilmiş durumda. Şu anda burada olağanüstü hal var. Zaman zaman Kudüs'te de siren sesleri duyuluyor. Tabii siren sesleri duyulunca da hemen herkes sığınaklara, shelter denilen yerlere bir şekilde siper oluyor. Kendilerini saklamaya çalışıyor diyebiliriz. Şu an burada beklentiler yarın ne olacağı yönünde ve olası saldırılarda karşı da herkes tabii ki teyakkuzda, temkinde. Bundan sonraki süreçte artık Gazze'de koşullar çok kötü olduğu için bir ateşkes ihtimalinin önemli olduğunu söyleyelim. Anthony Blinken'ın yapacağı görüşmeler önemli. Ancak ilerleyen günlerde durumun daha da gerginleşmesi bekleniyor diyebiliriz buradan. Emre Bey, teşekkür ederim bütün bu informasyonları için. Çok sağ olun, özünüzü koruyun. Sağ olun, sizler de.